Herkese selamlar, herkese merhabalar sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle bir mesafe dönüştürücü yapıyor olacağız. Bu algoritmamız işte milden metreye, kilometreden metreye, işte kilometreden mile dönüştürme işlemi gerçekleştirecek bizim için. Ve biz şöyle bir işlem gerçekleştirelim. Definition, mesafe dönüştürücü isimli bir fonksiyonumuz olsun. Dışarıdan bir mesafe değeri alsın arkadaşlar. Bir de birim değeri alsın. Kullanıcı ne istiyorsa onu alsın. Eğer diyelim birim benim için eşit kilometre ise mil dediğim şeyi eşittir arkadaşlar. Burada mesafe dediğim değer çarpı 0.621 371 arkadaşlar. Bu kilometreden mile dönüştürmek için çarpacağımız katsayı. Metre dediğim değeri de şu şekilde arkadaşlar. Mesafe çarpı bakın mil ve metreye dönüştürüyorum. 1000 şeklinde aldım. Yani burada kilometre girdi kullanıcım. Metreye dönüştürmek için 1000 ile çarpmış oldum. Ve return arkadaşlar burada mil virgül metre olsun arkadaşlar. Tamam. Elif dedim. Birim burada şayet eşit mil ise arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Kilometreye dönüştüreceğim. Kilometre eşittir. Mesafe bölü 0.621 371 arkadaşlar. Katsayımız bu. Burada kilometreye dönüştürdük. Metreye dönüştürürken de eşittir. Burada kilometre çarpı 1000 dedim arkadaşlar. Yukarıda hesaplamış olduğum değeri. Ve return'üm de arkadaşlar benim için kilometre virgül metre oldu sevgili dostum. Bir elif daha yazalım. Birimi şayet kullanıcım metre olarak girdiyse burada bir kilometre değeri hesaplayacağım. Diyeceğim ki mesafe çarpı 1000. Bir de mil değeri hesaplayacağım. Bu da arkadaşlar kilometre çarpı 0. Pardon. 0.621 371 olacak arkadaşlar. Ve return'üm de burada arkadaşlar kilometre virgül mil olacak sevgili dostlarım. Bir de else durumu için yapalım. Else durumunda da return'üm arkadaşlar none olacak. Yani boş bir değer. Yani ben kullanıcıdan alabileceğim kilometre, mil, metre değerlerinden başka bir değer alırsam da benim için none, boş bir değer çıkarsın. Şöyle yapalım, devam edelim. Kullanıcıdan bir mesafe alalım arkadaşlar. Float değeri de alalım bunu. Kullanıcıdan alacağımız için input'u çalıştırdık. Şu şekilde dönüştürmek istediğiniz mesafeyi giriniz dedim arkadaşlar. Kullanıcı bir mesafe girdi. Daha sonrasında da birim olarak kullanıcıdan da şöyle bir şey isteyelim. Input'la lütfen birimi giriniz diyelim arkadaşlar. Kullanıcıya da şöyle diyelim. İşte kilometre girebilirsin, mil girebilirsin, metre girebilirsin diyelim. Tabii kullanıcım burada büyük harfle vesaire başlamış olabilir. O yüzden ben bütün değerleri küçük harfe çevireyim. Yani ben burada şöyle girmiş olabilir. Kilometreyi böyle girebilir arkadaşlar. İşte mili böyle girebilir. İşte bu gibi durumlarda hata oluşmasın. Yukarıda hepsini küçük harfle yaptığımız için arkadaşlar böyle yapsın istediğim için böyle yaptım. Dönüştürsün istediğim için. Yani küçük harfe dönüştürsün istediğim için lower fonksiyonunu kullandım. Güzel. Onu da kullanmayı göstermiş olalım istedim. Daha sonra bir sonuç hesaplayacağım. Burada mesafe dönüştürücü fonksiyonuna gidip mesafe değerini girecek. İkinci parametrem de benim için arkadaşlar birim parametresi ya. Birim parametremi de burada girmiş oldum. Dedim ki eğer sonuç burada sonuç işlemi için yani sonucum burada kilometre, mil, metre gibi bir sonuca tekabül edebilecek ya. Sonuç değeri için eğer birim şayet eşit kilometre ise burada. Print'le kullanıcıya şöyle bir mesaj yazdıralım. İşte mesafe kilometre kullanıcı kilometre girdiğini varsayalım. Eşittir. İşte burada sonucun sıfırıncı indeksi arkadaşlar kadar mil. Hani kilometre girildiği zaman burada mil metre şeklinde çıkıyor arkadaşlar. O yüzden mil ilk değerim. O da eşittir benim için şöyle sonucun
arkadaşlar birinci indeksi yani ikinci terimi kadar da metre olacağını söyledi arkadaşlar. Tamam, güzel. Ben şurayı şöylece kopyalayayım arkadaşlar. Bir elif değeri yazacağız. Birim dediğim şey benim için mil olabilir. Burayı işte şu kadar mil eşittir. Sonucun 0 kilometre. Şurayı yapalım. İlkinde kilometre çıkacak ya mil girildiği zaman. İkincisinde de metre çıkacak. Olduğu gibi kalsın burası. Devam edelim. Bir de bir elif daha yazacağız. Kullanıcı burada metre girmiş olabilir. Metre girdiyse şu kadar metre eşittir. Şu kadar kilometre, şu kadar mil olur diye bir cevap çıkartalım arkadaşlar. Bir de else durumu için sonuç üretmemiz gerekiyor. Onun için de şöyle diyelim. Geçersiz bir değer girdiniz. Şöyle diyelim. Tekrar deneyiniz diyelim. Çalıştıralım. Şimdi mesela kullanıcı 1000 metreyi hesaplamak istiyor. 1000 metre arkadaşlar kaç? 1000 metre eşittir. Burayı bir hatalı çıktı üretmiş. Bir bakalım. Metre girildiği takdirde mesafeyi kilometre cinsi hesaplayabilmek amacıyla metre girildiğinde 1000'e bölmesi gerekirken 1000'e biz çarpmışız arkadaşlar. Pardon. Tekrar bir çalıştıralım. Bir bakalım. Kilometre girildiğinde mili hesaplamak için 0.622.371 ile çarpacak ve daha sonra metreyi de mesafe çarpı 1000 diyecek. Okey, burası okey. Burası biraz önce güzel. Bir daha bakalım. Kilometre bu, metre bu. Tamam, güzel. Burası da doğru. Tamam, okey. Şu an tekrar bir çalıştıralım. Mesela 1000 metre 1000 metre dediğim değer 1 kilometre 0.621.371 mile tekabül ediyormuş. Kilometre için de mesela bir tane değer hesaplayalım. 15 kilometre bizim için neymiş arkadaşlar? 15 kilometre 9.325.565 mil ya da işte 15.000 metreye tekabül ediyormuş sevgili dostlarım. Umarım anlaşılır olmuştur. Temel olarak yaptığımız işlem kullanıcıdan almış olduğumuz mesafe değerini kullanıcıdan hangi birimde bunu giriyorsun değerinde alarak arkadaşlar burada dönüşme türme işlemlerini gerçekleştirdik ve burada da mil kilometre metre dönüşümünü sağlamış olduk sevgili dostlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine de takıldığınız kafanızı karıştıran bir yer olduysa sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin arkadaşlar. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.